Biz şimdi buraya geldik. Burası sadece hafta sonları açık bir market. Her türlü meyveler, her şey var. Hatta acayip acayip kokular geliyor değil mi? Üstümü niye böyle giyin diyeceksin. Çünkü taksilerde burada acayip klimayı basıyorlar. Bombum yani. Ya çok tuhaf bilmediğimiz şeyler var yani. Çok değişik. Çok tatlı. Ne güzel. Bir şey meyvesi. Tanik Chan Floating Market'dayız. Balıklara bakın, bunlar kedi balığı. Çok güzel bir müzik yapıyorlar. Meditasyon müziği olabilir belki, bilmiyorum. Elini iyice uzat. Elini uzat iyice. Ağzlarını saçıyorlar, görüyor musunuz? Çok tatlılar. Woo, şuna bak, çok aç. Ağzı var, kilo bekliyor. Vermek ister misin Türk'e? Kavga çıktı. Bilmem. Çok aç gözler. Şu anda sallanıyorum. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Çünkü nehrin üstünde yüzen bir platformun üstündeyiz. Crab yiyeceğiz. Yengeç yani kızarmış. Sink birası. Buranın meşhur. Sink diye okunuyor arkadaşlar. Diyoruz. Hadi bakalım, bay bay. Neredesin? Şu anda uzun kuyruğunda gidiyorum aşkım. Tanik Chan'dan çıktım. Bir su kuşu var. Çok tatlı. Şehir merkezine doğru gidiyoruz. Bu biraz sonra büyük nehir. Chao Phraya'ya bağlanacak. Ya Eda, hediyelik eşyacı mı? Ne bu? Adamın evi mi? Ne abi? Floating market böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Yani kenarında yerel halkın işte balıkçı oba evleri gibi ama gerçek yaşadıkları evleri falan var. Bunlar da bir şey yapıyor. Floating Martin Salmon'la Bango. Every kind of seafood and fruit. Kedi balıklarını besleyeceğiz diyordu. Vay 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 vay.
gezelim diyorsan Arun'la ilk gezeceğiz. Yok karşısında duralım diyorsan bir sonraki durakta ineceğiz. Sayın seyirciler, Bangkok TV bu akşam sizlere Chao Phraya'nın ekmeğinden Mat Arun'dan sesleniyoruz. Bangkok TV. Bugün burada programımız var bizim. Kral Kraliçe ve yeni kralı kutluyoruz. Diye uyduruyorum, bilmiyorum ne var. Bu arada bu Mat Arun yani Şafak Tanrıçası'nın tapınağı. Çok güzel kulesiyle meşhur bu. Arkadaşlar sabah gezmiştikken şuranın karşısında çarpıyoruz. Şu anda tuk tukla gidiyoruz. Tuttuk şöyle üç tekerlekli bir motor. Yanar dönerli sisli. Tabii trafik berbat. Olsun biz kısa mesafe seçtik. Ne haber Mert? İyiyim vallahi, ne yapayım? Takılıyoruz. Ben düşmeyeyim diye burada böyle şeyler var. Işıl ışıklar ya. Oy çok seviyor sevilmeyi bir de salak. Evet, burası neresi Edoş? Lumpini Park'tayız biz şu anda. Lumpini Park, Tayland tarihinin önemli bir park. Burada neydi, sarılar ve kırmızılar iki parti birbirini öldürmüş, bir şeyler 200 olmuş. 200 küsur insan ölmüş burada. Vay, birbirini vurmuşlar. Şurada da bir anakonda görüyoruz şu an. Uzunlar mısın? Dur, bulamadım. Nerede? Abi o ne? Timsah mı? Anakonda ne o? Timsah lan. Oğlum küçük timsah lan o. Bayağı timsah gördük arkadaşlar. Şu anda timsah gördük. Ana timsah lan. Ben de bayağı büyük. Oğlum bayağı timsah var şurada. Nasıl iş bu? Önce ben şey sandım. Kareta sandım. Sonra Antalya'da. Eda bir şey söyleyeceğim. Buraya düşersen o zaman timsah var bayağı suda. Bayağı. Ha, ben onu bilmiyordum timsah olduğunu tabii. Oğlum burası ne? Tropikal park mı? Acayip şeyler ötüyor burada. Aa timsah yine çıktı dışarı. Dur, başka daha bir timsah. Kocamanları var ya daha. Oo, bu kedi suya düşse bunu yerler. Aa evet, kedi. Kız var. Dikkat et kız. Suya düşme. Lumpini Park and its creatures. Coming towards me. Slimander, is it? I don't know. Arkadaşlar, bir garip bir yaratık çıktı, şu an bize doğru geliyor. Timsah. Ya oğlum komodo ejderi. Ya oğlum bu bir bizi şey, oğlum kedi yiyecek. Bir şey. Oğlum bayağı kedi geliyor. Şişt lan. Timsah geliyor lan. Şuradan çıktı demin, buradaydı da. Bayağı küçük bir timsah. Gibi bir şey. Evet, burası da Lumpini Park'taki heykelin önü. Hemen arkası Lumpini Park. Eda heykelin arkasında. Şu an bizi görmedi. Çin Mahallesi. Zaten biz kendimizden de benziyoruz. Burası Çin Mahallesi. Zaten %10 bir Çinli bir nüfus var Tayland'da. Çin altıncısı. Mesela burası Çin altıncısı. İçeri girip bir Cumhuriyet altını kaç lira olmuş onu soracağım. İçeride Cumhuriyet altınları olmasa da çeşitli Çin altınlar var. Altını. Şu an burası çiçek pazarı. Neresiydi Eda burası? Çiçek pazarı, çok güzel ya. İnanılmaz güzel kokulu şeyler var. Meyve
Değişik tohumlar var. Ve mis gibi kokuyor tabii ki. Şu an burası mis gibi kokuyor. Tayland'ın tek ve güzel kokan yeri burası. Şöyle şeyler satıyorlar. Dikkat et, arkana bak. Selamlar. Büyük Saray'dayız şimdi. Burada aynı zamanda Büyük Saray'ın duvarlarının içinde Wat Phra Kaev, yani Emerald Buda'nın, Zümrüt Buda'nın olduğu tapınak da var. Zümrüt Buda deyince böyle çok havalı gibi geliyor ama 66 santimlik bir küçücük bir eser. Ama gerçek zümrüt. Aslında evet, gerçek zümrüt ama pek çekemeyeceğiz yani. Fotoğraf kesinlikle yasakmış. Kurallar çok katı arkadaşlar. Mert her yerde şortla girebildi yani. Aslında şeyi örtünce, dizini örtmesi yeterliydi. Ama bu sefer almadılar. Şöyle bir şalvar modeli yaptık arkadaşa. Şöyle çekeyim. Ve burada çok popüler olan bu kıyafet, yaklaşık 10 yabancı erkekten 5'inde. Şu anda Grand Palace'ın bahçesine çok şükür girebildik nice zorluklarla. Çekiyor, fotoğraf çekiyormuş gibi yap da. Aynen. Dur ben de şöyle gezeyim de fotoğraf çekeyim. Burada yasak olduğu için fotoğraf çekiyor gibi yapıyorum arkadaşlar. Evet. Şu tarafa doğru beni çeksene fotoğrafı. Çekeyim hemen dedik. Ay şu ışığı mı alsam acaba, bu ışığı mı alsam falan diye pozlar yapıyorum çeşitli. Çat çat, biraz da şöyle klik klik sesleri çıkarıyorum. Çık çık klik klik çık 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 çık. Çok 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 güzel arkadaşlar. Bakın turist kafileleri bu şekilde. Burası gerçek palas, pek gözükmüyor. Şurası gerçek palas. Şu kralın ailenin gömüldüğü yer, kraliyet ailesinin. Burası bir bina, bunun içi asıl şey o. Bütün tapınakların olduğu, demin videonun yasak olduğu yer. Bu da mesela binalardan bir tanesi. Şöyle göstereyim. Ne yapıyorsun Eda? Kokona pudding deniyorum. Bu fried, yani kızartılmış. He. Hindistan cevizi. Çok güzel yaprağın içine veriyor. Veli hard mı? He. Lokal. Burada kendisi yapıyor. Yiyemiyorum, çok sıcak. Burası da geleneksel kuru mevsimde arkadaşlar. Yağsız sezonda bir Tayı köyü. Hmm. Evet. Var mı? Var, vereceğim.